Herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Ruhum beyan, Kürsel Hazretleri Hocam. Velevlâ kelimetum sebekat min rabbike. Bil ki ehli imanın saadeti ve ehli küfrün şekavetiyle ilgili ezeli ilahi hüküm sebkat etmiştir. Ehli şekavet küfür ve kahır kabzasındadırlar. Onların imhal ve tehirleri nefisler adına saadet ve şekaveti tamamlamaları içindir. Kaderi hüküm her nefse yazılmıştır. Kim iman edip Cenab-ı Hakk'ın ahkamıyla amel ederse saadetini tamamlamış, kim de inkar edip ahkamıyla amel etmeyi terk ederse şekavetini tamamlamış olur. Bakarasında gayretullah'a dokunma, o değişik şekilde de Hasan Şazeli Hazretleri ya gayretallah ya gayretallah deladun diyor yani. Gayretullah'a çağrı. Öbürle gayretullah'a dokunma şeklinde diyor. Yani Allah imal ediyor, imal ediyor, imal ediyor da o da adeti ilahi, adeti sübhani o kerteye gelince tezzi ediyor. Derler menkibeler dersin. Orayla alakalı bir adam hacca gidiyormuş da tek başına. Sonra bir kervana yetişmiş. Ondan sonra o kervanda giderken eşkıyalar basmışlar. Kervanı herkesi soymuşlar. Kervancı başı da var, onu da soymuşlar. Bu yaşlı pire gelmişler herhalde böyle vaziyeti de doğruyu konuşur gibi simasöl olduğundan dolayı daha kimsede bir şey var mı demişler buna. Kervancı başından demiş ki bürüncük şeyi var, gömleği var altta giyiyor. Çok kıymetli bir şey. Adam da çok dokunmuş ona. Ya demiş ben bu adamı aldım yalnız hacca gitmesin götürüyorum. Bir de benim gömleğimi de haber verin. Neyse gidiyorlar. Bir şey demiyor, incitmiyor. O da çok önemli bir mesele. Eşkıyalar ayrılıp gidiyorlar. Tam işte onları takip eden terör şubesinden polisler de arkalarındaymış. Derdest ediyorlar onları. Getiriyorlar onların yanına. Herkes nesi varsa alsın diyorlar. O zaman kervancı başına diyor ki niye yani benim bölümcü gömleğimi haber verdin? Diyor ki onlar hep yaptıklarını yaptılar. Baktım gayretullah'a kavuşması için dört parmak kaldı. Bunu da dedim ki tam gayretullah'a dokunsun o ufka geldi. Yani bir menkıbe bu da. Evliya menkıbelerinde. Fakat bir şeyi anlatıyor ikimizde. Sen gayretullah'a dokunmamayız. Öyle derler. Bir kadınla çocuk hakkında da anlattığınız şey vardı hocam. O da Cenab-ı Hak bir meleğe diyor ki buranın altın üstüne getir o hadise herhalde. Evet. Tam o esnada kadın da işiyle yani hamur yoğurma mı yapıyor, yemek mi pişiriyor, ne yapıyorsa çocuk çığlık çığlık üstüne atıyor. O zaman kadın la gayretullah dokunacak mı laf ediyor. Abi evladım diyor yani Cenab-ı Hak bir beldenin altın üstüne getireceği zaman bile böyle acele etmez diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki koy yerine diyor. Rahmetullah'a dokunma buyurmuş. Evet, rahmetullah. O mülazaların hepsini kendi ufkumuz açısından değerlendirmemiz lazım. Bir taraftan gayretullah'a dokunacak şeylerden uzak durmalı. Dokunacak kimselere dokunacağı mevzunda da sabırlı olmalı. Allah'a havale etmeli. Rahmet harekete geçirebilecek neyse o mevzuda öyle bir dil kullanmalı. Gönül dili kullanmalı, ruh dili kullanmalı, sır dili kullanmalı. İnnehu bima ya'melune habir. Çünkü o, Rabbin, her ne yapıyorlarsa habirdir. Hiçbirisini cezasız bırakmaz. Tezih edecek şeylerde, oradaki fezdeki habir şeklinde Cenab-ı Hakk'ın habir ismi de var, habir geliyor. Öbür tarafta da, Peygamber'e nizama ait meseleye gelince orada basir diyor. O hiç gözden kaçırmama, en küçük şeyi zayi etmeme gibi bir şey ifade ediyor. Burada gizleyecekleri bir şey yok, her şeyden haberdar. Bu mana ifade ediyor. Bunun ufaklık da var yani. Daha önce dikkat etmemiştim ben. Demek ki bu Kur'an böyle çoğu okumanın şeyi o yani. Baştan sona kadar hani Hazreti Üstad diyor sanki bir anda nazil olmuş gibi. Eğer böyle çok bakılır bir haritada her şeyi birden bütüncül bir nazarla böyle mahluki gördüğünüz zaman
aralarındaki münasebeti görebilirsiniz. Neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Tabii biraz dil bilmek lazım. Bizim dilimiz o mevzuda yeterli değil. Ancak öyle çok okuyunca. Onun için selef hani 3 günde okuyanlar var, 15 günde okuyanlar var. Eğer her ay bir kere katmedenler var yani Kur'an-ı Kerim'de. Biraz bu dil bilmeme şanssızlığı milletimizin kaderi, bu negatif bir şey. Yani çok yabancılaştık kendi dinimizin kitabına karşı yabancılaştık. Böyle o kadar bilse insan, bu arada işte uzmanlaşan insanlar da onu doğru deseler, her yerde böyle işte bilenler bir ocak tüttürecek. Onun açılımları olacak orada. Yani kendi kitabımız, Allah bize indirmiş onu. Efendimiz'in şahsında. Bize inmiş gibi okumamız lazım. Bize gönderilmiş gibi bakmamız lazım. Çok okuyunca bazı şeyler anlaşılabilecek olacak. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin, tedahünde bulunmayın, onlara ilhak olmayın, yaklaşmayın, onların yaptıklarından razı olmayın, onlarla çokça oturmayın, onlara benzemeyin manaları verilmiş. Çünkü bunlar sizin zamanla onların hevalarına tabi olma, onlara teveccüh ve yakınlık, onlara benzemeyi, onların süsüne, şatafatlı hayatına kapılmayı doğurur. Yok yani daha genişte ele alın önünden. Üstad en aşağısından alıyor. Edna meyille meyletmeyin diyor. Ednası memnun olunca alası, alanın alası, alanın alası. Tamamen onların içine dalma, kendini salma, evleviyetle memnun olur. Edna meyille meyletmeyin diyor yani. Bu tercih, şık bir tercih.